أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Fasl bu konu vel akika mustahabbetun, akika kurbanı kesmek mustahaptır. Akikanın sözlük manası var, bir de fıkhi manası var. Sözlük manası doğan çocuğun başındaki saça denir. O kola denir. Terim, fıkıh teriminde ise akika kendisi açıklıyor zaten. Vahiyye akika nedir? Ezzebihatu kesilen hayvandır. Anil mevludi doğan çocuk için. Yevme sabi'ihi 7. gününde. Demek ki akika mustahaptır. Ve doğan çocuk erkek olsun kız olsun 7. günde ne yapılır? Kesilir. Ve yuzbahu kesilir anil gulami erkek evlat için şeyteni iki koyun. Ve anil cariyeti doğan kız çocuğu için şehetun bir koyun kesilir. Ve yut'imu yedirilir el fukara evvel mesekin fakirler ve miskinlere yedirilir. Bu akika nedir? Akika sünnettir. Doğduğu gün o da 7 günden bir sayılır. Doğduğu gün 1. gündür. 7. gün. 7 günü geçerse ne olur? 7 günü geçerse yine kesilebilir. Bir sıkıntı yok. Ergenlik çağına kadar vakti var. Ergenlik çağında da halen kesilmemişse bu sefer artık kendisi doğan çocuk kendi adına ergenlik çağından sonra kendi adına kesebilir. Fakirlere, miskinlere yedirilir. Deniliyor ki feyudbihuha bi halve. Yanına da bir helva yapar. Yani et. Bir de yanında bir helva da yapar. Ve yuhdi min hadil fukarai vel mesakin. Aşağısını okuyorum. Fakir ve miskinlere ne yapar? Dağıtır. Yani böyle kendi evinde bir davet gibi değil. Sanki kendi evinde pişirip helva ile beraber dağıtma. Yani daha makbuldur. Ve la yüksürü azmuha mümkün mertebede o kestiği kurbanın kemiklerini kırmaz. O keseceği akika da o da böyle hani güzel bir hayvandan olması, ayıplı kusurlu olmaması, ondan herhangi bir şey satmaması. وَيُسَنُّ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي اُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنِ. Sağ kulağında ezan okunması sünnettir. حِينَ يُولَدُ doğduğu zaman. وَيُقِيمُ فِي اَذَنِهِ فِي اُذُنِهِ الْيُسْرَى. Sol kulağında ise kamer getirilmesi sünnettir. وَاَنْ يَحْنِكَ الْمَوْلُودِ بِتَمْرٍ. Bir hurmayla onun ağzına... tabi şahıs annesi babası mesela veyahut da hoca olur. Ne yapar? Hurmayı çiğner ve o tadından ne yapar? Çocuğun damağına sürer. Yani böyle o tattan karnına girsin. Eğer hurma falan yoksa tatlı bir şey olabilir. وَاَنْ يُسَمَّ الْمَوْلُدُ يَوْمَ سَابِعِ وَلَدَتِهِ. Doğduğu günün 7. gününde isim konulur. 7'den önce de olur, 7'den sonra da olur ama sanki en makbulu 7. günde. Kurban kesilir ve 7. günde isim konulur. 7. gün gelmeden şayet vefat edecek olursa yine isim koymak sünnettir. Evet, demek ki akika mustahaptır. Akika çocuk için kesilen hayvandır. Genelde yani makbulu 7. günde kesilir. Ama 7. günden sonra da ergenlik çağına kadar anne baba keser. Ergenlik çağından sonra da kesilmemişse şahıs kendi adına keser. Erkek evlat için 2, kız için 1 ve onlara helva eşliğinde fakir ve miskinlere
O kurban dağıtılır. Kitab-ı sebhi ve remyi. Bu ise, bu konu ise sebh, yarış. Atlar üzerinde yarış yapılıyor, develer üzerinde. Bunlar yarış yapılır, sayıhtır. Bir görüşe göre fil, katır, bir de merkep üzerine de yapılabilir. Ama sıhır üzerinde yarış yapılmaz. Vatasihhu sayahtir el musabakatu. Yarış yapmak aled devabi davab ve hayvanlar üzerinde yarış yapmak sayahtir. Bir de vel munadaletu atış, ok atışı. Yani vatasihhu munadaletu munadele, o da ok atışı. O da sayıhtır. Tabi sayıh olması için şart var. Birincisi, izekânetil mesafetu malûmeten, atan şahıs ile hedef arası belli olması lazım. Yani 200 metrelik. Hani o da öyle atacak. Diğeri de mesela öyle atacak. Hedefler belli olacak. Bir de vasifetul munâdeleti malûmeten, ok atışı yapıldığı zaman üç çeşit yarış var. Birincisi kar deniliyor. Ne biçim bir yarıştır bu? Yani ok hedefe değecek ama hedefte kalmayacak. Hani hedefi delip geçecek, diğer taraftan çıkacak. İkincisi hask, o da nedir? Hedefe değecek ve hedefte asılı kalacak. Yani bu çeşit hedefler de belli olacak. Yani ne biçim bir yarış olacağı, şartları, şurtları ne olacak? Önceden belli olacak. Ve yuhricu el-ivede ahadel mutesabikeyn. Şimdi ortada para olur mu? Şimdi eğer parayı üçüncü bir şahıs verirse, mesela devlet organize ediyor, devlet kendisi yarışmıyor. Ama yarışanların birincisine işte efendim bunu vereceğim diyor. O caizdir. Onda bir sıkıntı yok. Tabii o maksat, yapılan o yarış da helal olacak. Hani kim ne kadar daha fazla içki içer. O şekilde bir yarış olmaz zaten. Yani o olan yarış helal yarış olacak. İşte zaten bu anlattığı bu yarışlar helaldir. وَيُخْرَجُ الْعِوَدَ اَحَدُ الْمُتَسَابِخِينَ. İkinci bir seçenek. Hani devlet organize değil de başka nasıl olabilir? وَيُخْرَجُ الْعِوَدَ اَحَدُ الْمُتَسَابِخِينَ. İki tane yarış var. İki kişi yarışacak. Bunlardan bir tanesi mesela 10 bin lirayı koyar ve iddialıdır. Der ki gel beraber yarışalım. Eğer sen kazanırsan 10 bin lirayı alıp gidersin. Ben kazanırsam kendi koyduğum 10 bin lirayı tekrar alırım ve yarışı ben kazanırım. Hani iddialı bir adam için böyle bir yarış düzenliyor. Diyor gel beraber yarışalım. Ben kazanırsam koyduğum 10 bin lirayı geri alırım. Sen kazanırsan 10 bin lirayı alırsın. Bunun önce bunu söyleyecek. O yuhrucu el-ivade umalı koyar. Ahadır mutesabıkın. Birbiriyle yarışanlardan bir tanesi parayı koyar. Hatta ta ki innehu ize sebaha, o parayı koyan o kazanırsa istere de koyduğu parayı geri alır. Ve in subika, eğer yenilirse o zaman akazahu sahibuhu lehu, arkadaşı o parayı alır ve gider. Bu bir. İkinci seçenek, birinci seçenek diyelim ki devlet yapmıştı. İkinci seçenek, bu adam kendisi 10 bin lira koyuyor, karşısı hiçbir şey koymuyor. Şimdi üçüncü seçenek وَاِنْ اَخْرَجَاهُ مَعًا. İkisi koyuyor. 10 bin lira birisi koyuyor, 10 bin lira diğeri koyuyor. Bu lem yecuz, caiz değildir. Yani 10 bin lira ben koydum, 10 bin lira sen koydun. İkimiz yarışalım, hangisi kazansa 20 bin lirayı alsın gitsin. Bu şekilde caiz değil. İlla ancak caiz olma durumu olabilir. اَنْ يُدْخِلَ بَيْنُهُمَ مُحَلِّلًا. Arada bu yarışı helal kılacak üçüncü bir şahıs konur. Üçüncü şahsa denir ki gel sen hiç para koyma.
Eğer kazanırsan 20 bin lirayı al git. Eğer ben kazanırsam 20 bin lirayı ben alayım. İşte geri kazanırsa o da 20 bin lirayı alsın gitsin. O üçüncü şahıs hiç para koymuyor ve ona muhallil deniyor. O zaman bu şekilde olur. Ve in ahrecahu ma'an, eğer ikisi, bir daha tekrar alıyorum. Ve in ahrecahu ma'an, iki kişi malı ortaya koyarsa 10 bin 10 bin ve hani kim kazanırsa parayı alır diye öyle bir şarta girseler lem yecuz, mücaiz değildir. İlle ancak caiz olur en yudhila beynehume muhallilen, kendi aralarında üçüncü bir şahsı muhallil koyarlar. O adam hiçbir para ortaya koymaz. Fe in sabaka, eğer hiç para koymayan adam yarışı o kazanırsa ahazel ivade, o parayı alır gider. Ve in sübika, o kazanmazsa lem yahram, herhangi bir borç altına girmez. O zaman kim kazanmışsa 20 bin lirayı o alır, o gider. Kitabu el eymen ve nuzur. El eymen yeminler ve nuzur nezirler. Bunlarla ilgili olacak. La ya'takidul yeminu, yemin bağlanmış olmaz, geçerli olmaz. İlle billahi teala, ancak Allah Teala'nın ismiyle. Mesela ki vallahi, billahi, tallahi, Allah'a yemin olsun. İşte falan kesin başına öyle değil o. Neyi yemin edilir? Allah'a. Ve yakta'u bi ismin min esmai, Allah'ın isimlerinden bir tanesine. Mesela el-Halik. Yani Halık, Yaratan'a yemin ederim ki. Ve yakta'u sıfatı min sıfati zatihi, Allah'ın zati sıfatlarından. Ona kaim olan Allah'ın ilmine yemin ederim, kudretine yemin ederim. Yemin demek ki ya Allah'a olacak, tam lafzatullah, veyahut da Allah'ın isimlerinden bir tanesi, Halık gibi, veyahut da Allah'ın sıfatlarından bir sıfat, Allah'ın ilmi veya kudreti gibi. Ve men, her kim ki halefe, yemin ederse, bir sadakati malihi, malını sadaka olarak verecek diye, yani belki malın tümünü, belki bu bazen gazap esnasında söylemiş, kızgınlık olmuş, çocuklarına kızmış, demiş ki Allah'a yemin olsun ki bütün malımı sadaka vereceğim. Fehu, bu adam muhayyerun beyne sadakati ve kefaretil yemin. Muhayyerdir, serbesttir. İstersen yeminini yerine getirir, bütün malını sadaka olarak verir. İsterse de kefaretul yemin, yeminini bozar, malın hepsini vermez. Ama bozduğu için yemini de yemin kefaresini verir. Bu hangi yemin? Eğer gerçek yemin etmişse Allah adına. Bazen de lahvo yemin var. Yemin-i lahvo deniliyor. Yemin-i lahvo nedir? Yemin-i lahvo, ağzında alışkanlık var. Yani gerekli gereksiz her şeye vallahi gideceğim, vallahi geleceğim, vallahi kapıyı açacağım, vallahi kapıyı kapatacağım. Böyle ağzında yemin alışkanlığı var. Ama yemin kastı yok. Diyor ve la şey'e fi lahvul yemin, lahvu yeminde bir şey gerekmez, kefaret gerekmez. Yani zaten o yemin kastı da onda, yemin edende o kastı da yok. Yani min gayri en yaksudeha, onu kastetmiyor mesela. Bir sefer la vallahi diyor, bir sefer bela vallahi diyor. Ağzında sürekli yemin var. Aman, her kim ki halefe, yemin etse en la yef'ale şey'en, bir şey yapmayacağım diye yemin etse, diyorum ki vallahi efendim falan dükkana gitmeyeceğim. Ama fa'amere gayruhu bi fi'lihi, kendisi o dükkana gitmedi de başka birisini gönderdi dükkana. Dedi dükkana git, bunu bana al. Lem yahnes, o günaha girmiş olmaz. Çünkü normalde nedir? Ben kendim gitmeyeceğim demiş.
Eğer başkasını gönderdiği zaman kendisi gitmiş sayılmıyor. Ama eğer maksadı hem ben gitmeyeceğim hem de kimseyi göndermeyeceğim. Eğer olursa tamam, o zaman gönderse de olmaz. Ama sadece ben gitmeyeceğim diye yemin ederse ve başkasını gönderirse o günaha girmiş olmaz. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ اَمْرَيْنِ Her kim yemin işse عَلَى فِعْلِ اَمْرَيْنِ Yani iki şey yapmayacağım. Mesela dese ki Vallahi la elbisu hazeyni sevbeyn. Yani Allah'a emin olsun ki bu iki elbiseyi giymeyeceğim. Fe feale ahaduhuma eğer bir tanesini yapsa yani iki elbiseyi değil bir tane elbiseyi giyse lem yahnus yine günaha girmiş olmaz. Çünkü eğer beraber giyse diyelim günaha girer. Ama dese ki bunu da giymeyeceğim, şunu da giymeyeceğim. Yani maksadı iki elbisenin A'sını da giymeyeceğim, B'sini de giymeyeceğim. O zaman giyinmez. Yani demek ki yapılan yeminler hani nokta atışı gibi bir de adamın maksadı. Yani önce yapılan yeminler şahsın niyetine bakılır. O şahsın niyetinden sonra önce niyet çok önemlidir. Şahsın niyetinden sonra lafızlar çok önemli. Yani söylediği lafız nedir? Mesela az önce dediğimiz gibi vallahi bu dükkana gitmeyeceğim. Bu dükkana gitmeyeceğim derken kendisi gitmeyeceğim anlaşılıyor. Başkasını gönderirse kendisi gitmiş sayılmıyor. Maksadı da gerçekten böyleyse o zaman başkasını göndermede herhangi yemine bir zarar gelmez. Orası bitti. Demek ki bu yemin konusunda en önemlisi isim yemin Allah'a olacak. Allah'ın isimlerinden bir tanesine olacak. Veyahut da Allah'ın sıfatlarından bir tanesine olacak. Başka türlü yemin olmaz. Yani şunun başı hakkı için, şunun için, annemin babamın hakkı için böyle bir yemin olmaz. Yemin geçerli de olmaz. Ve bu sefer kefaretten bahsettik. Peki kefaret nedir? Onu söylemedik. Kendisi açıklıyor. O kefaretul yemin. Birisi yemin eder de yeminin kefaresini bozarsa ne yapar? Bunu yapar. Huve muhayyerun fîhe beyne selâseti eşyâ. Üç şeyden bir tanesi arasında muhayyer de serbesttir. Yani sıralama yok. Bazılarında sıralama oluyor. Bunda sıralama yok. Birincisi, اَدْخُوا رَقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ mümin bir köleyi azat etme. İkincisi, اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ 10 miskini yedirme. كُلُّ مِسْك۪ينَ مُدُّنَ Her bir miskine minimum en az ne vermesi gerekir? Bir mud. Bir mud vermesi gerekir. Mud ne demek? İki elin yan yana getirilmesiyle oluşan avuç. Ona bir mud deniyor. اَوْ كِسْوَتُهُمْ سَوْبًا سَوْبًا Veyahut da her bir tanesine ayrı ayrı elbise. Yani işte efendim pantolon, gömlek gibi. Ve bunlardan bir tanesi serbesttir. İsterse giysi verir, isterse köleyi azat eder, isterse yemek yedir. Bunda sıralama yok. Demek ki kefaret-ül yemin bu üç tanesinden bir tanesini yapması lazım, yapması lazım. Az önce dediğimiz gibi yani kızgınlık halde bütün malımı Allah'a yemin olsun ki sadaka vereceğim demiş. O hatta hamle yemin içmiş ki demiş ki Allah'a yemin olsun ki bir daha seni baban evine göndermeyeceğim. Sonradan bakıyor ki yeminini bozsa belki daha hayırlıdır. O zaman ne yapar? O kefaretini önce verir. Ondan sonra yeminini bozar. Fe'in lem yecid. Evet. Eğer bulamazsa demek ki bu şeyin yemeğiyle giymeyi bir saymış belki. Evet bu üç tanesini de yapamazsa o zaman ne yapacak? Fesiyamu selâseti eyyâmin üç gün oruç tutacak. Evet, bu dördüncüsü oldu o zaman. Yani üç tane istediğinden hangisini yaparsa yapar. Eğer bu üç taneyi şimdi o anlaşıldı.
Yani bu üç tane arasında herhangi bir tanesiyle serbesttir. Ama eğer bu üç tanesinden hiçbir tanesini bulamazsa, o zaman bunda nedir? Bunu yapmakta zorunludur. O da nedir? Siyamu selasete eyyamin. 3 gün oruç tutacak. Ve en güçlü görüşe göre bu 3 günü bitişik tutmasına gerek yok. Yani bazıları her ne kadar ki demiş bitişik olacak. Ama en güçlü görüş bu 3 günün bitişik olması zorunlu değildir. Cezakumullahu hayren kesir.
ne kesilir?